Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki ÖSYM tarzı test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC'de dikdörtgen ve şunlar köşegen olarak verilmiş. AKC -E eşkenar üçgen verilmiş. EKC eşkenar üçgen şu eşitleri şöyle bir yazalım bakalım. E dikdörtgende şunlar birbirine eşit hep şu eşitleri de koyalım bakalım şöyle. Koyduktan sonra 70 ise bak burası da 70 oldu. Bu bir eşkenar üçgen 60 60 60. Sonra bak burada da bir x kenarlık çıktı. 70 70 140'tan dolayı burası 40 yaptı. Dolayısıyla 60 40 daha 100 buraya 80 kaldı. Bak şu ikiz kenar üçgende tepe açısı 80. 180'den 80 çıkart 2'ye böl. 100 bölü 2'den 50 50 yapar taban açıları. Dolayısıyla bizden de alfa isteniliyor. Cevap denizli yaptı. Geldik 2'ye. Şimdi bir DB, DB ile AE birbirine eşit verilmiş. Bak alakası yerde şu DB ile AE. Ne yapacağız? Köşegenle alakası yerde bir eşitlik verince diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Diğer köşegeni de biz çizersek eğer köşegenlerin eşitliğini yazınca bak şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Çünkü bunda bu birbirine eşit oldu. E şu parçaların eşit olduğunu biz biliyoruz zaten. 40sa burası 50 yapar, burası da 50 yapar. Dolayısıyla burası 40 yaptı. Bu ikizkenar üçgende tepe açısı 40, 180'den 40 çıkart, 2'ye böl, 70-70 yapar. Taban açıları yani cevap denizli oldu. Geldik. 3'e döndürmede 30 derece döndürmüş. Bak döndürme hop dönerken şöyle 30 derece dönmüş. Bu buraya geldi. O zaman şuradaki dönüş açımız 30 derece. Burası 60 tamamı 90 olduğundan. E, bu dönmüş halindeki dikdörtgen olduğundan burası da 90. 30 kaldı. E sonra ne yapacağız? Şurası 1 ya. Burası da 1. Hocam burası da 1. E başka? Zaten burası da 1 eski halinde. 30'un karşısı 1 60'ı karşısı kök 3. 90'ın karşısı da 2 mi yapar? Evet. Şimdi burası 2 iken burası da 2 değil mi? Aynen öyle. Dikkat et şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Yani kök 3 artı x eşittir 2 olduğundan x de 2 eksi kök 3 olarak bulur muyuz? Kesinlikle buluruz. Cevap 2 eksi kök 3 yani edremit oldu 3. soruda. Geldik 4'e. Şimdi kenar uzunlukları 15 ve 20 olan dikdörtgen şeklindeki gibi eşit alanlı 3 bölgeye ayrılmış. Bunu kullanacağım. Buradaki alan, burada kalan aynı. Hocam şurası 15 mi? 15. Şu yamukların bak şu burada kalan da bu yamukla bu yamuktaki alanda alt taban ve üst tabanları aynı mı? Aynı. Yüksekliğinde aynı olması lazım mı? Olması lazım. E sonra ne yapacağız? Hocam burada da bu dikmenin devamı eşitliği buldum ya onu kullanmam lazım. Bu dikmenin devamı burada da dikdörtgen oluşturduğu için bunlar da birbirine eşit oldu. Yani 10 10 yaptı. Hatta burada alanlar da işte iki eş parçaya bölündü. Yani ben burada a a a dedim ama bence burada 2a deseydik daha sağlıklı olacaktı. E burası 2a ise bak burada kalan a burada kalan da a mı yaptı? Evet. Şimdi burada artık ne yapmalıyız? Burada artık işlem yapmalıyız. İstersen böyle alt taban artı üst taban çarpı yükselip böyle 2a iki, iki de. A alanında şurası da 15 eksi x oluyor ya. İşte burada şöyle yapabilirsin. 10 çarpı 15 eksi x bölü 2'de A'de işlem kalabalığı yapabilirsin. Ya da ne yaparsın? Hocam oranlama var burada. Şuradaki dikdörtgene bakar mısın? Sadece buraya yoğunlaş. Hocam burası 3A. Diğer köşegeni çizersem eğer ben 3A bölü 2, 3A bölü 2 olacak. Keşke en başta şuraya ben 4A deseydim. 4A diyeyim, 4A diyeyim, 4A diyeyim. Burası da 2A olsun, burası da 2A olsun. Şimdi toplamda bak şurası toplamda 4A'ydı. 2A da burada 6A. Köşegen çizince bu 3A mı oldu? Evet. Burası da 3A mı olacak? Evet. Yani burada 1'e 2 oran oldu. Bak tepe noktaları burada olduğu için alanlardaki oran 1'e 2 ise tabandaki oran da 1'e 2 olmak zorunda. Yani burası 3 2x oldu. Toplamda şurası kaç x oldu? 3x oldu. 3x de kaça eşit? 15'e eşit. X de böylelikle 5 çıktı. İşte böyle alan dağıtmalarıyla sonuca ulaşabiliyoruz. Güzel bir soru. Dördüncü soru akçay oldu. Geldik 5'e. Katlama var. Katlamadaki üst üstünden kenarlar birbirine eşit. 10sa burası 10, şu kenarla da şu kenar eşit. 8 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeni. E hocam tamamı 10, tamamı 10. Buraya 4 kaldı. E şu 90sa burası da 90 değil mi? Evet. Alfa beta alfa beta'ya dalınca ne geldi? Şu üçgen ile şu üçgen benzer. Benzerlik oranı alfanın karşısı 4 iken alfanın karşısı 8. 1'e 2. Betanın karşısı 6 ise betanın karşısı da kaç yapmak zorunda? 3 yapmak zorunda. Yani cevap balık esir oldu. 5. soruda. Geldik 6'ya. Çevresi 220 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir raf düz 4 çıta yardımıyla dikdörtgen şeklindeki 5 eş bölgeye ayrılmış. Arkadaş şu 5 eş bölge var burada. Hocam A A A dersek 3A. Burası da 3A. Bunlar da birbirine eşit ya. 3A bölü 2. O yüzden ben bunlara 2a 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 diyeyim. 6a. Bunlar da 3a 3a oldu. O zaman eşti ya. Kısa kenarı 2a, uzun kenarı 3a mı oldu? Bak eş. Çünkü şunun da şu birbirine eş. O zaman kısa kenar 2a, kısa kenar 2a, burası da uzun kenar 3a şöyle yazdık. Çevresi çevresinde kaç verilmiş? 2 4 6. Burası 6a, 3, 3. burası da 5a. 11 22a. 22a'yı 220 vermiş. a'yı da böylelikle 10 buluruz. Çıtaların uzunlukları toplamı nedir diye soruluyor. Hocam, çıtaların uzunlukları toplamı burası 3a, burası 3a, burası da 2a. Şu çıtalar konmuştu değil mi buraya? Hocam 1 burası, 2 burası. Yani 3 6. Sonra 3 6. 3 6 8 10 12 14a mı isteniliyor o zaman? Çünkü önceden bu çerçeveydi, içeriye çıtalar konuldu. 14a isteniyor bizden. O da 14 çarpı 10'dan 140 yapar. Yani 6. soru Cihan yaptı. Geldik 7'ye. 7. soruda ne var? Hmm, çıkmış soru. Ben çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız. 8. soruda çıkmış soru. 2020 TYT'de çıkmış. Uygulamadan bakarsınız. Evet geldik 9'a. Şimdi ne olmuş? Buradaki dönmüş. Hep şunu örnek veririm. Kalem döndürdüğümde yine aynı kalem. Yani ne oluyor arkadaşlar? Şu ve şu eş. E hocam burası 12 iken 12 burası 16 iken burası da 16. İşte ne olmuş bu? Kenar uzunlukları 12 ve 16 santimetre olan dikdörtgen bir çerçeve önce uzun kenarı zemine paralel olacak şekilde duvara asılıyor. Daha sonra bu çerçeve A köşesi tarafından dönerek bir köşegeni zemine dik olacak şekilde. He. Bir köşegeni zemine dik olacak şekilde ne olmuş? Dengede kalmış. Arkadaşlar şu köşegen olmaz. Hangi köşegen olur? O zaman şu köşegen olacak değil mi? Evet. Yalnız şunun tam B'den geçtiğini söylememiş bu kadar. Buna göre çerçevenin C köşesi zemine kaç santimetreye yaklaşmıştır diye soruluyor. Önceden zemin olan uzaklık bu kadarken şimdi bu kadar oldu. Bizden ne kadar yaklaştığı soruluyor. Şurayı ve şurayı bulunca olay bitecek galiba. Buradaki şeyleri şey yapınca halledince yani uzunlukları bulunca bir şeyler olacak. 12 16 ne üçgeni 20 üçgeni yani burası kaç yaptı 20 yaptı e hocam burası 20 o zaman burası 20 burası 12 bak 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 şuraya x diyelim şuraya da y diyelim şuradaki zemin olan uzaklık şu 20 artı x buradaki zemin olan uzaklık d köşesinin a ve d'nin uzakları da aynı değil mi 12 artı y bunlar birbirine eşit değil mi evet Şimdi benden ne isteniyor? Tekrar okuyalım soruyu. C köşesinin zemine kaç santimetre yaklaşmıştır diye soruluyor. Ya önceden y iken şimdi x oldu. Y eksi x yaklaşmadı mı? Evet. Yani x'i buraya atalım bunu buraya atalım. 8 eşittir y eksi x oldu. Yani ne kadar yaklaştığını şöyle buluruz. Aslında şöyle dikdörtgen oluşturacak olursak x iken burası x ya. Buraya y eksi x oldu. Önceden e, şu kadardı. Şimdi bu kadar oldu. Yaklaştığı kısım bak şu kadar olmuş oldu. Yani y eksi x olmuş oldu da diyebiliriz. Cevap böylelikle kaç olacaktır? 8 olacaktır. Yani cevap Ceyhan oldu. Ve geldik son soruya. Dikdörtgen bir masa yüzeyine dikdörtgen şeklindeki bir örtü örtü kenarları masa kenarına paralel olacak şekilde aşağıdaki gibi iki farklı şekilde örtülmüştür. Bu iki durumda örtünün sarkan kısımlarının zemini olan uzaklıkları toplamı 120 ve 180. He, şu ikisinin toplamı 120 ve 180. Dostum, şunları 60 60 alarak da kolay bir yoldan çözersin. Yalnız ben şunlara ne diyeyim? Şuraya A dersem burası ne olacak? 120 eksi A olacak. Daha matematiksel yapayım istersen. Burası da 180 olacak ya. 90 90 diyebilirsin. E ben buraya B dersem burası da ne olacak o zaman? 180 eksi B olacak. Şimdi burada ne diyelim? Bizden masa yüzeyinin çevresi verilmiş. Masa yüzeyinin çevresinde bir kenarında X diğer kenarında da Y diyecek olursam eğer. Yani 2X artı 2Y'yi kaç vermiş? 520 vermiş. Buradan x artı y'yi kaç buluruz o zaman? 260 olarak buluruz. Şimdi burada ne yapmam lazım acaba? Şimdi masa bacağı şurası. Masa bacağına n dersem. Şu uzunluğa n dersem. Örtünün uzun kenarından yola çıkabiliriz. Kısa ile ilgili bir şey yapmıyoruz. Örtünün uzun kenarı işte tam şurası değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman burası da masa kenarına n dersem. Burası n eksi 120 artı a değil midir? Tamamından. Evet. Burası zaten ne? X. Burası ne olacak? Masa bacağı buradaki şu bacak uzunluğuna ne demiştik? Burası A ise buraya da ne A mı kaldı? Aynen öyle. Şimdi gelelim şuraya. Uzun kenar bak burası Y. Şu masa bacağına N demiştim. Uzunluğuna yüksekliğine N demiştim. N eksi B yaptı burası. Buradaki uzunluğu ne yaptı? Buradaki uzunluğu da N eksi 180 artı B mi oldu? Yani n'den bunu çıkartıyorum. n eksi 180 artı b oldu burası da. E hocam bir de burası da var. Bak şu örtünün uzun kenarı. Şunların toplamı değil mi? Yani yazalım onları. x artı n eksi a artı n eksi 120 artı a. n eksi 120 artı a yaptı. Bu neye eşit olacak? Bak burada da aynı örtü serilmiş ya. Eş yapı bu uzunluklar birbirine eşit. Yani y artı n eksi b artı n eksi b artı n eksi 180 artı b. n eksi 180 artı b yaptı. B'ler nanay oldu. Ondan sonra 2n var burada. Bak buradaki 2n'ler de gitti. Ne güzel. A'lar da gitti burada. E o zaman buradan bir şeyler geliyor. 180'i buraya atalım. X'i buraya atalım. O zaman 60 eşittir. Y eksi x mi yaptı? Evet. Y eksi x. Y eksi x'i de biz 60 olarak bulduk. Hop taraf tarafa toplarsak. 2y eşittir. 320'den y'yi 160 buluruz. Y 160 ise x de kaç yapar? 100 yapar. Masa yüzeyinin alanı isteniyor bizden. E tamam çıktı o zaman. X'i kaç bulduk? 100 bulduk. Y'yi kaç bulduk? 160 bulduk. Masa yüzeyinin alanı ne yapar o zaman? 100 çarpı 160'dan. Hocam 160'ın yanına iki tane sıfır koyuyoruz. Bu kaç santimetre kare yaptı? Normalde 1 santimetre 100, 1 metre 1 metre kaç? 100 santimetre değil mi? E 1 metrekare ne olacaktır o zaman arkadaşlar? 1 0 0 0 0 koyduk. Santimetre kare eşit olacaktı. 1 2 3 4 tane 0 geri geleceğim. 1 2 3 4 tane 0 geri gelmek demek. 1.6 metrekare demek. Yani cevap böylelikle C -han çıktı arkadaşlar. Daha güzel yorumlanabilir mi? Tabii ki yorumlanabilir. E, ama burada e, ağlarla karıştırmak istemiyorsanız hocam bunlara böyle 120 ya işte 20'ye 100 diyebilirsiniz. Ne bileyim 60 60 diyebilirsiniz. 40'a işte 80 diyebilirsiniz. Buraya da 180 ya toplamı 90'a 90 diyebilirsiniz. 180 e diyebilirsiniz. Ona göre işlem yapabilirsiniz. En azından oradaki ağlar işi kafanızı karıştırmayabilir. Ama ben burada size daha matematiksel çözmek istedim. Önemli olan burada ne? 2 tane eş yapı, iki tane örtüyü kullanıyoruz. ÖSYM'de de eş yapıları seviyor ya. Yani burada da eş yapıyı kullanıyoruz zaten bak. Oradaki eş yapıda örtünün uzunluklarının birbirini eşitleyince soru direkt kendiliğinden geldi dostum. Evet güzel bir soruydu. Böylelikle 10. soruyu da hallettik. Yani ÖSYM benzeri ÖSYM tarzında soruları bitirmiş bulunuyoruz. O zaman sırada ne var? Kare var. Bir sonraki videoda bir sonraki dersimizde kare konusunda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.